Merhaba sevgili dostlar. Delfin Belgrad Otel'den hepinizi kucak dolu sevgiler. Bugün sizlerle farklı bir tarifle karşınızdayız. Tarifimizin ismi beyaz çikolatalı ve tahinli sufle. Bu eşsiz lezzeti oluşturabilmek için bize neler mi lazım? Gelin hep beraber görelim. Kullanacak olduğumuz malzemeler tereyağı, yumurta, un, şeker, beyaz çikolata. Ve bizim suflemizi lezzetli kılacak ürünlerden bir tanesi de tahin. Sos içinde gerekli olan çilek. Suflemizin yapım aşamasına geçerken yumurtalarımı mikserime boşaltıyorum. Şekerimizi ekliyoruz. Mikserimizi ağır bir devirde çalıştırıyoruz. Daha sonra da ağır ağır hızlandırabiliriz. Şekeri eritmeye başladıktan sonra. Yumurtamızı ve şekerimizi ortalama 5 dakika çırptıktan sonra kitchen aid'imizden çıkartıyoruz. Sizler de evinizde el blender ile çırpabilirsiniz yumurtanızı ve şekerinizi. Tereyağımızı ocakta kısık ateşte eritiyoruz. Tereyağımız ocakta erirken birkaç püf nokta da vermek istiyorum ben size. Şayet tereyağımızı çok yüksek derecede ısıtmış olursak çikolatanın özelliğini kaybetmesine sebep olur. Bunun için tereyağı ılık olması lazım. Tereyağımız hazır oldu sayılır. Ben ocağımın altını kapatıyorum. Daha sonra çikolatamı ekliyorum. Ocakta eriyen tereyağımızı daha sonra mayonez tenceresine boşaltıyoruz. Çırpmış olduğumuz yumurtayı da ekleyeceğiz. Tereyağı ve çikolatamıza. Ve bu iki karışımın birleşmesini oluştururken çırpım aşamasına çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü yumurtanın çökmemesi lazım. İki karışımızı ekledikten sonra son olarak da unumuzu ekleyeceğiz. Ve bunları eklerken aşamalara çok dikkat etmek lazım. Karışımımız hazır olduktan sonra daha sonra kaselerimizi yağlamamız gerekiyor ve kaselerimizi yağlarken birkaç püf noktaya değineceğim. Sizin de gördüğünüz gibi tereyağı oda derecesi sıcaklığında olması gerekiyor. Eğer fırçamızı yukarıdan aşağı doğru vurursak suflemizin daha iyi kabarmasına sebep olacaktır. Ve içinin akışkanlığını koruyacaktır. Daha sonra sufle miksimizi, karışımımızı bir torbaya dolduruyoruz. Karışımımızı daha sonra kaselerimize dolduruyoruz. Tahini içine enjekte edeceğiz. Bu işlemi yaparken fazla yapmamamız lazım. Eğer yaptığımız takdirde taşmasını sağlar. Hazır olan suflelerimizi daha önce ısıttığımız 180-200 dereceye fırına atıyoruz. Ve yaklaşık ortalama 10 dakika pişmesini bekleyeceğiz. Suflemiz fırında pişerken biz bu arada çilek sosumuzu yapacağız. Çilek sosumuzu yaparken taze çilek kullanacağız. Ve bize gerekli olan sadece toz şeker ve taze çilek. Çileklerimizi doğradıktan sonra şekerini ekleyeceğiz. Doğramış olduğumuz çilekleri ve şekeri ocakta ortalama 5 dakika kısık ateşte sulandırana kadar bekletiyoruz. Sosumuz kıvam almaya başladı. Evet, ortalama suflelerimiz pişti ve müthiş kokular gelmeye başladı. Ve şu an servise gidiyor. Evet, suflemiz artık sunuma hazır. Suflemizi servise hazırlarken burada müthiş bir karışımımız var. Krokant tarzı, bisküvi tarzı. Daha sonra suflenizin olmazsa olmazı bana göre dondurma, çilek sosumuz. Ve doğal tropikal meyvelerle de son olarak noktamızı koyacağız. En son olarak da pudra şeklimizi ekledikten sonra suflemiz artık servise gidebilir. Şimdi suflemizin akışkan halini net bir şekilde göreceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizler de bu harika lezzeti mutfağınızda yapabilirsiniz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.